Bir ormanda yeşil yapraklı ağaçların arasında bir tavşan yaşıyormuş. Bu tavşanın adı Bobby'miş ve ormanın en hızlı ve en zeki tavşanıymış. Bobby her zaman çevresindeki diğer tavşanlar tarafından sevilen ve sayılan bir tavşanmış. Bir yaz günü sıcak hava Bobby'nin enerjisini azaltmış ve o da bir maceraya çıkmaya karar vermiş. Ormanda keşfe çıkmış ve uzun bir yolculuğa başlamış. Yol boyunca Bobby diğer hayvanlarla tanışmış ve onların hikayelerini dinlemiş. Bir bir geçerken bir gün Bobby bir su birikintisinin yanında durmuş. Su pırıl pırıl parlıyormuş ve Bobby serinlemek için suya atlamadan önce bir an durmuş. Suyun içinde sanki bir şey fark etmiş ama pek de aldırış etmemiş. Ve sonrasında suya atlamış. Ancak su birikintisinin dibindeki bir taşa çarpmış. Ve oradan çıkamaz olmuş. Neredeyse boğuluyormuş. Suda çırpınan Bobby'yi gören diğer hayvanlar hemen yardıma koşmuşlar. Çok geçmeden Bobby sudan çıkarılmış ve tekrar kendine gelmiş. Diğer hayvanlar Bobby'ye ne olduğunu sormuşlar ve o da onlara başından geçenleri anlatmış. Bu olaydan sonra Bobby hayatındaki en önemli dersi almış. Ne yaparsan yap, asla kendini korumak için diğerlerinden yardım istemekten korkma. Kendini güçsüz hissetmen seni sıkıntıya sokabilir. Bobby'nin bu macerasından sonra diğer tavşanlar ona daha da saygı göstermişler. Artık ormanın en hızlı ve en zeki tavşanı olmanın yanı sıra aynı zamanda en iyi liderlerden biri olarak görülüyormuş. Ve Bobby artık hayatındaki her şeyin üstesinden gelebileceğinden eminmiş. Böylece Bobby'nin yaz macerası, hayatındaki en önemli dersi öğrendiği ve diğer hayvanların saygısını kazandığı bir deneyim haline gelmiş. Ve o günlerden sonra Bobby, ormanın en sevilen tavşanlarından biri olarak yaşamaya devam etmiş. Bobby'nin liderlik özellikleri diğer tavşanlar arasında da olumlu bir etki yapmış. Artık onlar da kendilerine olan güvenlerini arttırmış ve birbirlerine daha çok yardım ederek birlik içinde hareket etmeye başlamışlar. Yazın sıcak günleri geçtikçe orman da yavaş yavaş değişmeye başlamış. Ağaçların yaprakları sararmaya başlamış ve hava da biraz daha serinlemeye başlamış. Bobby'nin liderlik becerileri sezonlara bakmaksızın her zaman açık ve netmiş. Ve sonunda sonbahar gelip çatmış. Yapraklar sararmış ve rüzgar yaprakları dallardan düşürmeye başlamış. Bobby bu değişimi izlerken hayatın doğal akışını fark etmiş. Şeyin olduğu gibi bu mevsimin de geleceğini ve geçeceğini anlamış. Bu da ona her şeyin bir zamanı olduğunu hatırlatmış. Ve böylece zaman ilerledikçe Bobby yaşlanmış. Ancak liderlik özellikleri hep taze kalmış. O diğer tavşanlara hala örnek oluyor ve onları yönlendiren bir lider olarak ormanın huzurlu hayatını sürdürüyormuş. Bobby'nin yaz macerası
ona hayatın anlamını ve değerini öğretmiş. Başından geçen olayları bir fırsat olarak gören Bobby, liderlik becerilerini geliştirip diğer hayvanların hayatında güçlü bir etki yaratmış. Bu masal, her şeyin bir zamanı olduğunu, her olayın hayata bir şeyler kattığını hatırlatır. Ve en önemlisi, başkalarına yardım etmekten korkmamamız gerektiğini vurgulayarak insan ilişkilerine dair önemli bir mesaj da verir. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.